Boğaz'da lüfer, istavrit ve fırtınalar. Aralık 2023. Boğaz'da sürekli lodos fırtınalarının olduğu, tersine akan ve sonrasında turkuaza bürünen karışık bir dönem yaşanıyor. Şiddetli yağışlar başladığında yağmurlar çamurlu suları denize ulaştırıyor. Yüzeydeki çamurlu su tabakası güneş ışığını keserek alt kısımların tamamen karanlık olmasına sebep oluyor. Derinden geriye dönüp baktığımda peşlerinde karabatak olan gümüş sürüleri çamurlu suya aldırış etmeden hayatına devam ediyor. Fırtına dindiğinde boğaz turkuaz renge bürünüyor. İlk turkuaz olduğunda görüş mesafesi 1 metreye kadar düşüyor. Birkaç gün sonra biraz daha görüş açılınca derinlere inebiliyorum. Turkuaz renginin sebebi Emiliania Huxley türü planktonlardır. Dibe çökmüş çamur tortuları ve yuva balıkları dışında hiçbir şey görünmüyor. Zeminde ucu görünmeyen uzun bir halat var. Çıkartmak için tekrar dalıyorum ama bulamıyorum. Bu sırada dibe takılan kurşun ve sahte balıklara denk geliyorum. Olta ile balık avlayanların en muzdarip oldukları durum oltanın dibe takılması. En can sıkıcı sebebi ise dipte başıboş bulunan halatlar. Kurşun toplayanların özellikle bıraktığı söylentisi tüm kıyılarda anlatılır. Gerçekte öyle mi bilinmez ama bu halatların üzeri midye kaplanınca oraya yerleşir. Ve çıkarmak pek mümkün olmaz. Çıkarmak zor ve riskli olduğundan çoğu zaman halatlara dokunmayız. İlk denememde gücüm ve nefesim yetmiyor. Sonrakinde ise bir elimle ipi tutup nefes alacak şekilde yüzeye ulaşıyorum. Kıyıda bekleyenlere ipin ucunu verip midyeleri dökerek çıkartılmasını izliyorum. Bu da fırtınaların kıyıya getirdiği bir halat parçası. Dolandığı yerden kesip kıyıya çıkartıyorum. Üzerinde sahte balıklar var. Rüzgarlar çoğu zaman kıyıdaki plastik çer çöpü denize ulaştırır.
Bu kez şiddetli fırtına denizdeki çöpleri kıyıya biriktiriyor. Tekrar denize düşmemeleri için kıyı temizliği ekiplerine haber veriyorum. Kıyıda balık yokken bile dalışımın faydalı olması günümün verimli geçmesi anlamına geliyor. Bir başka gün. Şiddetli lodosun etkisi suda hala devam ediyor. Karadeniz'den Marmara'ya akan boğaz, güneyden esen şiddetli rüzgarların etkisiyle tersi yönde hareket ediyor. Bu hareket sonucu alttan güneye akmaya çalışan sular çarpışarak bu kaynama görüntüsüne benzer anaforları oluşturuyor. Yüzmek ve dalmak için tehlikeli bir su. Yüzeyde mavi görünse de planktonik yapı hala devam ediyor. Akıntı genellikle büyük riskler barındırır. Bazen de palet çırpmadan ilerlemek için avantaj olarak kullanıyorum. Derinlerde görüş düzelmiş ama hala balık yok. Biraz daha aşağı indiğimde 20 metrelere gelen istavritleri görüyorum. Lüferleri görmesem de sabit kamera yerleştirmek için dalıyorum. ...15-20 metre aralığına bıraktığım kameraya yine istavritler geliyor. Arada tek gezen bir hamsi var. Küçük balıkların peşindeki karabatak. Ve kefaller. Fırtına sonrası derine giden balıklar yavaştan kıyıya yanaşmaya başlıyor. Bir deniz yıldızı kapağını açıp beslenmek için midyelerin üzerinde geziyor. Hızlandırılmış görüntüde ilerleyişini daha net görüyoruz. Bir saatlik çekimde istavritler ve birkaç tane kefalden başka balık yoktu. Son anda bir de lüfer kendini gösterdi. Ama kikla gibi yuva balıkları hariç diğer balıklar kıyıdan uzaklaşmış durumda. İstavritler kıyılayınca lüfer avları yerini çapari ile istavrit avına bıraktı. Kasım'dan Aralık'a geçerken Boğaz'da durum bu şekilde. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.